Terazinin sol kefesinde iki bilinmeyen kütle var. Bunlardan bir tanesi x kütlesi. Ve diğer x kütlesiyle eşit olduğunu biliyoruz. İkisinin de kütlesi x. Sonra bir de mavi renkli y kütlesi var. Ve y kütlesi tabii ki x ile aynı olmayacak. İki tane x'imiz ve bir tane de Y'miz var. Görünen o ki, hatta kesin olarak diyebiliriz ki, toplam kütle buradaki 8 kiloluk kütleye eşit. Blokların her bir tanesi birer kilogram ve toplamda sol kefeyle eşit. Size soracağım ilk soru, bu durumu matematiksel olarak ifade edebilir misiniz? Burada gördüğümüz soldaki kütlenin sağdaki kütleye eşit olduğunu matematiksel olarak ifade edebilir misiniz? Pekala. O zaman soldaki toplam kütleyi inceleyelim bir. İki tane x kütlesi var, o zaman bu 2x olur. Ve bir tane de y kütlesi var. Yani sol kefedeki toplam kütle, bunu biraz daha ortaya yazayım, çok dağınık görünmesin. Sol kefede 2x artı bir tane y var. Toplam kütlemiz bu. Yani sol kefedeki toplam kütle 2x artı y. Sağ kefedeki toplam kütle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e eşit. Terazi bu durumda dengede olduğuna göre diyebiliriz ki buradaki toplam kütle, buradaki toplam kütleye eşittir. O halde buraya bir eşittir işareti koyabiliriz. Şimdi esas soru geliyor. Bu bilgilere dayanarak x kütlesinin veya y kütlesinin ne kadar olduğunu bulabilir miyiz? Bunu bulmamızın bir yolu var mı? Cevap çok basit. Bu çok az bilgiyle birlikte diyebiliriz ki, yani şöyle diyebilirsiniz, her iki kefeden y kütlesini alabiliriz. Şuradaki y'yi alabiliriz. Ama sol kefeden y'yi alırsak buradan da almamız gerekecek. Ve y kütlesinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Cebirsel yöntemle buradaki y kütlesini yok edebiliriz. Buradan y'yi çıkarırsak sağ kefeden de çıkarmamız gerekiyor. Yani y kütlesini yok etmiş olmuyoruz. Ve aynı durum x kütlesi için de geçerli. Yeterli bilgi verilmemiş y x kütlesinin ne kadar olduğuna bağlı, x de y kütlesinin. Ama şansımız var, elimizde hala buradaki bloklardan var. Şimdi buradaki x bloklarından birini alıp, buraya yerleştiriyoruz ve bir tane de y bloğu alıp yerleştiriyoruz. Sonra elimizdeki bloklardan sol kefeyle denge kurana kadar kefeye eklemeye devam ediyoruz. Sadece sol kefeye koyup bırakırsam sağ kefe boş olduğundan sol kefe aşağıya doğru inecektir, değil mi? Evet, denge oluşana kadar blok eklemeye devam ediyoruz. Ve sağ kefe 5 kilograma ulaşınca denge sağlanıyor. Evet, artık sol kefede birer blok X ve Y var ve sağ kefede de 5 kilogram var. Denge sağlandığına göre bunu matematiksel olarak nasıl ifade edeceğiz? sol kefenin toplam kütlesi x artı y. x artı y değil mi? Evet, toplam kütlemizi yazayım. Sol kefede x artı y ve sağ kefede 5 kilogram. Evet, sağ kefedeki 5 kilogram terazinin dengesini sağlıyor. Yani terazinin her iki kefesi eşit kütlede. Ama maalesef bu terazideki bilgilerle de x ve y'ye dair bir bilgi edinemiyoruz. Mesela y kütlesi 4 ise o zaman x 1 olur veya x 4 olabilir, y 1 olabilir. Şu an bilemiyoruz. İlginç olan şu ki, her iki terazideki bilgileri kullanarak x ve y bloklarının kütlelerini bulabiliriz. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşünmeniz için size birkaç saniye tanıyacağım. Yani şöyle düşünün. x artı y'nin 5'e eşit olduğunu zaten biliyoruz. Artık biliyoruz. O zaman soldaki denklemden 1x ve bir tane y'yi çıkaralım. Bir tane x ve bir tane y'yi çıkaralım. Terazinin sağ kefesinden neyi çıkarmalıyız? Yani şöyle söyleyeyim, sol kefeden x ve y'yi çıkaracak olursak, sağ kefeden kaç kilogram çıkarmamız gerekecek? Sol kefeden x ve y bloklarını çıkarırsak, x artı y'nin 5 kiloya eşit olduğunu biliyoruz. O halde sağ kefeden de 5 kilo çıkarmamız gerekecek. Peki böyle yaparsak denklem ne hale gelir? Solda bir tane x ve sağda da birkaç blok kalır değil mi? Ve bu durumda x'in kütlesini bulmuş olurum. Şimdi bunu matematiksel olarak nasıl ifade edeceğimize bakalım. Sol kefeden x ve y'yi çıkaralım. Sol kefeden 1x ve 1y çıkaracağız. Yani hem x çıkarıyorum hem de y çıkarıyorum. Şöyle düşünelim, ben aslında x artı y çıkarıyorum. Sol kefeden x ve y çıkarıyorum. Peki sağ kefede hangi işlemi yapacağım? x ve y'nin, x artı y'nin, x ve y'nin toplamda 5 kilo olduğunu biliyoruz. O yüzden sağ kefeden 5 kilo çıkarabiliriz. Bunu yapabilmemiz ikinci teraziden aldığımız bilgiler sayesinde gerçekleşti değil mi? Yani şimdi buradan 5 çıkarıyorum. x ve y'yi çıkarmak, soldan x ve y'yi çıkarmak, sağdan 5'i çıkarmakla aynı şey. Yine söylüyorum, x ve y'nin toplamı 5'e eşit olduğu için böyle yapabiliyorum. Şimdi sol kefeden x ve y çıkarırsak, sol kefede elimizde ne kalır? Az önce yazdığımızla aynı olacak, tekrar yazayım bunu. Bu durumda sol kefede 2x vardı. Bir tanesini çıkarınca 1x çıkarınca x kalıyor. Bir tane de y vardı. Bir y çıkarınca y'den y çıkarınca başka y kalmadı. Ve gördüğünüz gibi sol kefede sadece x kaldı. Peki sağ kefede ne oldu? 8 vardı x artı y 5'e eşitti. Dengeyi sağlamak için 5 çıkardık. 8 eksi 5, eşittir 3. Evet, fazladan bilgiyi kullanarak gördük ki 8 eksi 5, 3'e eşittir ve x bloğunun kütlesi 3'e eşittir. Şimdi son bir soru. x'in kütlesini bulduğumuza göre y'nin kütlesini de bulabilir miyiz? Çok kolay. İki teraziye bakarak da bulabiliriz ama sanırım sağdaki teraziye bakarsak daha kolay olacak x artı y'nin x'in kütlesi artı y'nin kütlesinin 5'e eşit olduğunu söylemiştik. Şimdi ise x'in 3'e eşit olduğunu biliyoruz. x'in 3 kiloluk bir kütlesi olduğunu biliyoruz. Bunu tekrar yazalım. 3 artı y eşittir 5. Şimdi denklemin her iki tarafından 3'ü çıkaralım. Sol kefeden 3 çıkarırsam terazinin dengede kalabilmesi için sağ kefeden de 3 çıkarmam gerekiyor değil mi? Ve sonuç olarak elimde kalan y kütlesi 2 ile dengede kalıyor, yani y'nin kütlesi eşittir 2. Denklemde eşittikten dolayı iki taraftan 3 çıkardık ve sol kefede elimizde y kaldı, sağ kefede ise 2. Yani x 3 kilograma eşit, y de 2 kilograma. Şimdi bunun doğruluğunu sol terazide ölçelim. Sol ve sağ kefenin toplam kütlesini bulalım ya da sol kefenin toplam kütlesi 8'e eşit mi ona bakalım. 2 tane x'in 6 kilo ve 1 tane 2 kilogram olan y'nin 8 ile dengelendiğini gördük ve ikinci terazide 3 artı 2, 5'e eşitti. Şimdi 2x'in 6 kilogram artı 1 tane 2 kilogram olan y'nin 8 kilo ettiğini görüyoruz ve ikinci terazide de 3 artı 2, 5'e eşitti. boca dar cola